Geçenlerde bazılarınızda görmüştür zaten. Brawl Stars hesabımı niye çaldın diyerek bir çocuğu döven bir çocuğun videosu yayılmıştı. Ve o videodan sonra o görüntüler meme olmaya başlamıştı. Dayak yiyen çocuk özellikler yerde paylaşılabiliyordu. Herkes de dalga geçiyordu onunla. Bugün de gündeme başka videoları düştü. O videodan sonra özellikle meme olduktan sonra o bölgedeki kekolar çocuğu kıstırıp duruyormuş. Bayağı çocuğu gördükleri yerde tokat atıp aynı tepkiyi almaya çalışıyorlarmış. Ve bazıları da videoya çekiyor. BGE'ye bir tane video düştü öyle. Eleman dümdüz çocuğu zorbalayarak videoya alıyor. Çekmemesini istiyor ve gidiyor tokat atıyor. Tekrar ağlatıyor. Üzerine kovalamaya başlıyor çocuğu. Bir de bunu paylaşıyor. Bakın ne yaptım diye. Türkiye'de gitgide Amerikan zorba kültürüne doğru yol alan bir ülke olmaya başladı. Bu tarz hareketlerin de neden yayıldığına dair birkaç tane teorim var tabii ki. Ve görüntüler yayınlanmaya başladıktan sonra o kişiyi tanıyan kişiler onun hakkında bilgiler de vermeye başladı. Ve daha da sinirlenmeye başlayacaksınız. Memduh abi bu çocuk. Çorum'da Buhar Evler Mahallesi yaşıyor. Ben 2-3 gün önce çorumda bu çocukla konuştum. Annesi babası vefat etmiş. Bu videolardan sonra 2-3 defa daha çocuğu dövmüşler. Çocukla konuşurken onu döveceğimi düşündüğü için çekingen konuşuyordu. Zaten anlaşıldığı üzere engelli bir çocuk. Bilgi yanlış değil. Sıhurdacılık yapıyor. Yetim bir çocuk. Öksüz bir çocuk. Ve gelen geçen onu zorbalıyor. Çünkü artık buradan bir prim alınıyor. Eskiden de benzer sosyal medyada böyle ünlenen kişiler vardı. Ama eskiden bu kadar zorbalanmazdı bu kişiler. Bence bunun nedenlerinden biri de birçok neden Olduğu gibi artık internetin telefonunda varoşlarda iyice yaygınlaşması Tehlikeli mahallelerde yaygınlaşması Artık o okay da rahat rahat telefon alıp tüketebiliyor Sosyal medyada varlığını sürdürebiliyor Bunu sadece sosyal medya üzerinden de değerlendirmenize gerek yok Böyle tipler her alanı vuruyor Sanatın da içinden geçtiler mesela Şu an misal müzik sektöründe en çok dinlenenlere bakın Spotify'a girdiğinde Spotify'daki en çok izlenen sanatçılar listesine mi giriyorsun? Gazi Osmanpaşa'ya Yurt'a mı giriyorsun? Çözemiyorum Sıra sıra kekolar var. Çünkü bu kekolar, bu kekoları sanat olarak tüketmeyi daha çok tercih ediyor. Dizi sektörüne giriyorsun, 0 bir Adana, Bamgüm, Çatçut, Şöyle Delikanlıyız, Moruk, Çukuruz. Bu tarz diziler, filmler artık çok tüketiliyor. Sadece Türkiye'de değil tabii ki bu. Dünyanın her yerinde keko kültür, baskın kültür olmaya başladı. Tabii ki bu konularda da bir yanılgı vardır bu arada. Ama o yanılgıyı da çözemiyor insanlar. Misal bir keko rapçinin 10 milyon izlenmesi, kaliteli bir sanatçının 500 bin izlenmesinden daha az kazandırıyor. Çünkü o kaliteli sanatçının hitap ettiği 500 bin kişilik o kitle eğitim olarak parasal olarak o 10 milyonluk kitleden çok daha yukarıda. Bugün büyük sanatçılarla rapçilerin arasındaki kaşe farkını bir görseniz. Ama yapacak bir şey yok. Her yerde bunlar var. Bu sosyal hayatımızda da geçerli işte. Eskiden bu tarz çocukların videoları yine yayınlanıyordu. İnsanlar sadece internette dalga geçip bırakıyordu. Ötesinde bir şey yapmıyordu. Şimdilerde artık keko görüyor bunu. Aa diyor ben de döveyim bari. Ha tabii ki herkes bu kekolar gibi insaf değil Zorba tipinde zorbası vardır. Mesela bu videoyu kayda alan çocuğun yüzü gözüküyor. O çocuğu birkaç insaflı arkadaş bir yerde patates eder. Bu arada bu da sıkıntı. Buna kalmaması gerekiyor. İnsanın kendi vicdanının ulan böyle bir şey yapmamam gerekiyor demesi gerekiyor. Medya sektöründeyiz. Dalga geçilen, zorbalanan tonlu insanla günlük hayatımda karşılaşabiliyorum. Anca bu ortama geldiğinde arkasından goy goy yaparız. Dur şunu çekeyim, dur şunla dalga geçeyim gibi bir muhabbetim yok. Hatta bazılarıyla gayet de iyi anlaşırım onlara insan muamelesi yaptığım için bana ekstra iyi davranan kişiler bile oldu. Bir tanesi var ismini vermeyeyim adamın. Şimdi tekrardan tekrar dalga geçilmesi üzerine bir video paylaşıldı onun hakkında. Bu sahne işlerinde bayağı dışlarlardı bu adamı ki dışlanmasının da gerekli sebepleri var doğrusu. Ama ben o zamanlar bu adamı iyi davrandığım için benim etrafımda aşırı korumacı birine dönüşmüştü. Çünkü zaten iri yarı bir adamdı. Keşke hani bu çocuk da Çorum'da değil de Kadıköy'de, Beşiktaş'ta vesaire yaşasa. Belki burada da zorba ama burada daha da çok korunur. Zaten moda bölgesine çıkın. Herhangi bir sokakta oturun. Günde 10 tane sosyal medya ucubesi veya dalga geçilen insan görürsünüz. Siz yine de bakın aranızda ergen tonlu insan görüyorum. Günlük hayatta karşılaştığımda da saçma sapan hareketler yapanlar çıkabiliyor. Ama geneliniz zaten iyi insanlar burada. Genelde de öyle sağa sola zarar verebilen insanlar değilsiniz. Bunu yalaklanmak için söylemiyorum. Çünkü tanışıyorum bol bol sizinle. Bu tarz kişilerle karşılaşırsanız sakın öyle zorbalamaya vesaire çalışmayın çalışmayı. Çocuğa geçmiş olsun. Umarım birileri sahip çıkar. Umarım en azından internette bu çocukla artık daha az dalga geçilir. Çünkü son dönemlerde nedense mağdur taraflarla dalga geçilme kültürü de oluştu. Esenyurt'taki o tekel görüntüleri her yerde geziyor mesela. Artık onu da mimleştirdiler. Nerede mağdur var mim yapalım muhabbetine girdiler. Tam bir keko kültür. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bu akşam İzmir'de iki gün sonra Eskişehir'de sonra Ankara'da sonra Bursa'dayım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere üzere öpüyorum hepinize.